Dayısının günü. Derslerine iyi çalış. Sök artık şu okumayı ya. 28 yıldır Ece neredesin be oğlum? Baba bu sefer tasında yemek iş daha ne kadar devam edecek ya? Başyapıt İnşaat ve Dekorasyon firmasının kurumsal kararı bu. Beğenmiyorsan başka bir iş bul kendine. İyi dersler, öpüyorum. Akşam geliyorum benim canım. Artık erken inersin sen de sahneden. Çünkü bizim senin evde başka bir programımız var. Ha? Yok, o kadar kalamam. Daha sıkıştırılmış bir program düşünüyorum. Biz seni sıkıştıracağım benim canım. Oldu, görüşürüz. Hoşça kal. Lan! Ne yapıyorsun lan sen burada? Kahvaltı ediyoruz. Ulan Camış! Kafede çalışmak yok demedik mi biz sana? Ben çalışmıyorum ki. Mesleğimi o kadar zevkle icra ediyorum ki... bana çalışmak denemez. Hobi gibi. Neymiş senin mesleğin? Barmenlik. Lan! Kendini Kokteyl filmindeki Tom Cruise zanneden gerizeka. Kafadan bacaklı. Bitti. Kafede çalışmak yok. Bitti. Yasak. Okuldan da alıyorum seni. Vereceğim mobilya atölyesine. Sabah 6'da iş başı. Ondan sonra piliçlerle değil, kargalarla yaparsın kahvaltını. Hadi hazırlan düş önüme. Çabuk. Çabuk. Yürü. Merhaba Yılık. Merhaba da Yılık derken? Ben Orçun. Nasılsınız? Sağ ol. Tanıştırayım. Bu arkadaşım Yılık. Bu da Yank. Yılık ve Yank birbirini dengeleyen iki tip. Ben de çirkin. Çirkin? Yani iyi, kötü ve çirkin gibisinden. Bu neyin kafası böyle ya? Bir ihtimalle epoksi beton. Evet. Size hizmet için burada bulunuyoruz. Nasıl yardımcı olabiliriz? Hani böyle bazı adamlar var. Para karşılığı arzu ettiğin bir tanıdığının ağzını burnunu kırıyorlar. Mafya. Mafya. Ama böyle kırıcı şekilde hitap tarzlarına da karşıyım ben aslında. Mafya tanıdığınız var mı sizin? Bizim? Ne alaka ya? Ne bileyim, inşaat ihaleleri, arsa mafyası falan öyle serbest çağrışım yaptı. Bunlar biliyordur belki dedim. Çevrende mafyaya en yakın bizi gördün, he mi? Başıma bir şey gelmeyecekse elbette. Vallahi artık ne kadar temiz bir çevren varsa... Şimdi kardeşim, ben kaba kuvvete karşı bir insanım. Yani bugün inşaattan bir lağım faresi çıksa öldürtmem. Ekosistemde bizim kadar... onun da yeri var diye. Düşün yani. Ben zaten ekosistemde kaba kuvvet istemiyorum. Bir yakınımın inceden tehdit edilmesi gerekiyor sadece. Biz gösteri dünyası mafyasıyız. Orçun bize lazım. O çok değerli bir eleman. Onun içinden almayın gibi böyle ufak bir uyarım. Orçun kim? Ben Orçun. Nasılsınız? Sen mi lazımsın gösteri dünyasına? Evet. Yanlış sektördeyim. Harcanıyorum diyorum, inanmıyorsunuz. Öyle kimseyi dövme möme yok değil mi? Yok, sadece mafya rolü yapacak biri lazım. Bir nevi artistik bir iş. The Godfather'da oynuyormuşçasına. Bir yardım edin abim be. Hadi bir el atın, hadi bir gülün be. Yani bu kadar zamandır çevreye rahatsızlık veriyorsunuz. Bir özür babında. Ya kardeşim iyi de biz sana niye yardımcı oluyoruz? 3-5 kuruşta bir şeyler çalışır. Hem bizim çok ortak yönümüz var. Aynı yerlerden besleniyoruz. Nereden? Ekmek arası. Ha, karbonhidrat kardeşliği diyorsun. Peki o zaman. Kimi tehdit edeceğiz? 40 yaşlarında erkek, ufak tefek, beyaz. Ah!
Beyefendi, bir dakikanızı alabilir miyim? Evet. Dostlarını yakın tut. Düşmanlarını daha da yakın. Ne? The Godfather 2. Anlamadım. Kardeşim, sen de hiç mesajı almıyorsun. Yani Cihangir'de oturmayı biliyorsun, hiç mi film seyretmiyorsun? Nedir ya? Ne alakası var filmden? Ne oluyor lan? Lanlımanla konuşma. Bak şimdi filmden nereye bağlayacağım. Biz gösteri dünyası mafyasıyız. Bizim bazı değerli elemanlarımızı ortamından uzaklaştırma. Onlar bize lazım. Ha ha. Hangi değerli elemanlarınızı? Ben de onu düşünüyorum şu an. Genç böyle. Ya sen gösteri dünyasının içine çok bulaşma işte. Bu ilk uyarımız. Eğer mesajı almazsan yatakta at kafasına kadar gider bu iş. At kafası mı? Ya kardeşim, sen de biraz film seyret ya, insaf ya. Ya benim söylediğim sanatsal film değil. Bildiğin ana akım Oscar'lı film. Al DVD'yi seyret. İnsaf ya. Yürü git şimdi. Haydi, haydi. Çorpan mıydı? Orhan mıydı? Çorba mıydı? Neydi çocuğun ismi ya? Hadi hepinize mis kokulu öpücükler. Sevgili dinleyenlerim benim. Hadi. Haydi gidelim. Nereye lan? Miami'ye. Karıyı boşadım sana, orada yavaştım. Sen dalga mı geçiyorsun ya? Evet. Haydi. Sana gidelim yavrum benim, benim canım. Bir saat vaktim vardı, bunun 15 dakikası yangını var, yangını var, ben yanıyorum diye geçti. Bari kalan 45 dakikası yangını söndürmek inan geçsin benim canım. Selahattin, benim bir kariyerim var, şeyim var. Nasıl programı yarıda bırakıp gideyim ha? Of, of! Yani bu çalışan kadın da hiç çekilmiyor ya, hiç çekilmiyor. İş. Sanki tapuya müdür yaptılar. Selahattin, bak sen gelince ben programı kısa kesiyorum. Konsomasyona çıkmıyorum etmiyorum. Patronlar yavaştan sana kurulmaya başladı. Bak delikanlıca söylüyor. Kimmiş onlar ya? Çağır gelsinler. Aşkısı bunlar belalı adamlar. Bak sana kafayı takarlarsa vallahi billahi sakata gelirsin ha. Hadi lan.
Kimmiş ki onlar? Çağır gelsinler ya. Valla. O. Mehmet abi! Kızım, ne çağırıyorsun? Ne çağırıyorsun sen ya? Adamları rahatsız ediyorsun. İş var, güç var. Mesai saatleri içinde insanları rahatsız etme. Canımsın. Allah'ım. Ben gideyim o zaman. Nereye anam ya? Sevişmeyeceksek. Sohbet ederdik be ana. Ne sohbeti la? Sohbet evde de var. Niye illa burada sohbet edeyim? Selahattin. Hayvansın. Canımsın. Canım muhteşem Süleymanımsın benimsen. Haydi. Haydi. Halk. Halkını bekletme. Biliyorsun sanat halk içindir. Kahveler geldi kızlar. Lan. Lan protoplazma. Ulan solucan. Biz seni atölyede zannediyoruz. Senin burada ne işin var? Sektörün bana ihtiyacı var. Lan sana kimsenin ihtiyacı yok. Çünkü sen üretim fazlasısın. O zaman üretim fazlalarına ne yapılıyorsa bana da o yapılsın. Neymiş o? İhraç edin yurt dışına. Oğlum nedir senin bu yurt dışı merakın ya? Oraların kızları gelip kendiliğinden öpüyormuş diye duydum. Öyle de olsa seni öpmezler. Hiç ümitlenme. Çünkü senin tipin yamuk. Öyle yerel manada değil, evrensel boyutta yamuksun sen. Yamuksun. Adamın canını sıkma. Yürü dışarıma. Çabuk. Hadi çamuş. Yürü. Yok. Motivasyonum çok belirgindi. Konsantrasyonum tamdı. Vücut dilim olsun, kostümüm olsun, dört dörtlük bir performansla diye düşünüyorum. Hmm. Ama ana fikri seyirciye hiç verememişiz. 40 yaşlarında ufak tefek beyaz erkek konuyu hiç anlamamış. Allah Allah. Sanırım yeterince çatışma yoktu. Bugün biraz daha sert, tempolu, resmederek oynarsak. Ha. Peki, iç duygumu yükselterek deneyeyim. Çok hoş. Ya kardeş bu arada, isim neydi? Orçun ben nasılsınız? Hah, Orçun tamam. Tamam. Oo, daha böyle ezber yapmadan biz sahneye çıkacaksak yandık gittik bir arkadaş. Geçecek anam, he? Taktın mı kafaya takıyorsun Selahattin? Vallahi saçmalıyorsun ha. Yahu Tülay, sizinkiler işte. Dün gece İzbandut gibi bir adam beni bir köşede sıkıştırdı, tehdit etti. Tülay'ı rahat bırak, o gösteri dünyasına lazım. Ona karışma, şey yapma gibisinden. Hayır, bizimkiler iyi insanlardır. Öyle tehdit falan etmezler, yapmazlar öyle şey. Varsa sende bir derdi sıkıntısı, gelir bacağından vururlar. Bacağından mı vururlar? Yani her sektörün bir raconu, geleneği, anneannesi bir şeyi var Selahattin. Ya bu adam kesinlikle beni buraya girerken gördü. Sen bizim kızı niye rahat bırakmıyorsun diye kesin ayağımdan vuracak beni anam. Anam vurursa vursun. Vurursa vursun Selahattin. Bir aya iyileşirsin, bir şeycin kalmaz.
Hayret bir şeysin ha. Sanki sırıkla atlamacasında kariyerin bitecek ha. Of! Taktı mı takıyorsun aşkısı? Kuruyorsun kuruyorsun kafanda, taktı mı takıyorsun gebesin acık gevşeteyim gel. Yahu Tülay, Tülay sen ne? Deli misin sen? Delirdin mi sen yav? Peşinde mafya var diyorum yav. Atın kafasını mı yedireceklermiş ne tam anlamadım. Yok, at kafasını yatağına bırakırlar adamın. O başka bir konu ama. Sen hiç film seyretmiyorsun değil mi Selahattin? Gelemem diyorum benim canım, gelemem. Ya karımdan korktuma değil, ne alakası var? Karım ne yapacak? En fazla dırdır yapar. Sırıkla atlama kariyerimin zarar görmesinden korkuyorum. Anlamadın. Anlamadığını anladım. Dizimden vururlar diyorum, aşufta. Ya adam beni takip edip duruyor. Ne demek ne istiyor ya? İmzalı resim istemiyor herhalde. Ya ne bu kadar korkuyorsun anam ya? Ha? Akacak kan damarda durmaz. Erkek adam bu kadar korkmaz Selahattin. Hepimizin gideceği yer belli. Ha, delikanlı olsunlar. Ne istiyorlarsa yürekli bir şekilde konuşsun onlar da ha. Ezik misin lan sen? Selahattin, ben geliyorum, alıyorum seni tamam mı? Ha. Kız korkma. İn aşağı, acık yürü. Ben geliyorum haydi. Kardeşim. Allah. Biz sana geçen gün ne dedik? O gün ben tam net mesajı alamadım da teferruatları öğrenmeye geliyordum. Kardeşim bu eleman bizim için değerli. Göster dünyası bu. Anasını satayım. Kişi, bu kişi olmadan olmuyor, onun çalışmalarına engel olma demedik mi? Evet. Ama ben... Bak, bir daha bu kadar yumuşak konuşmam. Hatta ben hiç konuşmam, silahlar konuşur. Bu alemde... Ne oluyor lan burada? Konuşuyorduk. Siz karışmayın bacım. Yok ya. Sen vatandaşın kafasını mı açıyorsun lan gece gece? Kimsin lan sen? Ha? Kimlerdensin sen? De bakayım bana bir. Ben... He, dolu musun, boş musun? Kaçlık var lan senin yanında. Kaçlık? Tornavida olarak mı? Bana paraveke yapma lan. Bir yapıştırım yere uzanırsın ha. Seni iflahını kuruturum acık delikanlı ol. Bir dakika hanımefendi. Ha, terso yapma lan bana. Senin ağzını keserim ha. Lan biz Mertlin kitabını yazmış insanız. Senin gibi çoluk çocuktan mı korkacağım ben? Yürü lan, yürü çizmeyeyim seni. Ancak... Ancak mı? Ne ancak ulan? Devlet tiyatrosu mu lan burası? Fakat bir dakika. Ya ismi neydi? Orfuz muydu? Neydi o? Hadi anam, hadi, hadi. Yürü, bekleme yapma. İşimiz gücümüz var. Yerler seni bu saatte Cihangir'de, bebe. Hadi koş evine, koş yürü. Tinerciyle minerciyle karşılaşırsın. Vallahi zoruna gider. Hadi, hadi yürü, hadi, hadi yürü. Ya Tülay, ne yaptın ya? Adam takacak bize ya. Ya yok be aşkısı. Amele la bu. Tornavida, mornavida diyor. Ben anlarım. Epoksi beton kafası bu. Gel aşkısı, gel. Ne? Bizim yatak mıymış? Ay gidi günler hey ya. Ya anam ya. O sert olan yatak mıymış? İşte o. Hani ben tutulduydum ya. Ya, ya Allah'ım, ya Rabbim. Birden gerilere gittim, geldim ha. Ne günlerdi, ne günlerdi onlar. O yatak dizi setine nereden gitti ya? Bizim atölyeden. Dizi setine. Anam, patron dik dik bakıyor. Ben sahneye çıkıyorum. Hadi. Sevmeyen arısın, bir sarı saçı okşar kanarsın.
Geçerse yollar sevda çölünden, geçerse yollar bütün bir ömür ah ile dolar. İnan ki gençlik gülden tez solar, bütün bir ömür ah ile dolar. İnan ki gençlik gülden tez solar, sevil de sevme, ağlama ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Allah! Bir anım, yabancı değil. Sen miydin reis? Al beni vur hemşerim. Ney? Madem hırsızım, al beni vur. Al bak silah da benden. Ya, dur bakayım, önce bir tik dur da. Ne oldu renkli soldu? Normal. Normal. Gel. Bak ben servete, ünvana, mevkiye doymuş kişiyim. Ben bundan sonra onurum, şerefim için yaşarım. Aa biri hırsız değilse, eğer gerçek düşüncesi buysa, erkekse çekecek vuracak beni. Bu konuda hassasım. Ha, illa diyorsun. O vurmasa ben vururum onu. Hadi ya. İlla mı diyorsun? Vururum vurmam, onun garantisi yok. Ama en kötü ihtimalle efendi olacak. Kalebenin adamı olacak. Benden direkt çok sağlam özür dileyecek. Yoksa bu beni hırsız mı biri diye bir şüphe, beni öyle et yiyen bakteri gibi kemire durur. Ya reis, o eşyaları ben de biraz önce öğrendim. Bizim gerizekalı Rıza saksan yuvasına götürür gibi dizi setine götürüp duruyormuş ya. Senin de günahını aldık, kusura bakma. Ne olacak şimdi? Ne olacak şimdi? O sandığın aynısından bir tane daha yapacağız. O değil de, benden özür dilerken Rıza'ya gömdün. Evet.
Ben de böyle bir insanım reis. Beni de böyle kabul edeceksin artık. Öz eleştirel bir yanım var. Takdir ederim onu. Haydi gel, biz de yemek yiyelim özür olaraktan. Senin en çok sevdiğin yemek nedir? Sence? Dur bakayım oraya. Buldum onu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.